Ben de tam şey, sizi arıyordum. Vay be. Yemeklerimi basmak seni bayağı böyle bir adet oldu ha. Boşu boşuna aç karnına bekleme diye geldim. İnsanlık namına. Özkan Bey meşgulmüş. Toplantıya katılamayacak yani. Hoş geldiniz Faruk Bey. Siparişlerinizi alalım mı efendim? Ben çok fazla kalmayacağım. Beyefendiye soğuk su. Şimdilik. Peki. Vay be. Ben senin bayağı gözünü korkuttum. Sen de böyle işi gücü bırakıp hani benim peşime düştün öyle mi? Ama ben senin diğer rakiplerine benzemem bak. Beni böyle oyunlarla korkutamazsın. Hay, ağzına sağlık. Vallahi lafı ağzımdan aldım. Ben de bunu söylemek için gelmiştim sana. Bak bugüne kadar hangi ligde top koşturdum bilmiyorum. Ama belli ki mahalle takımından çıkmaya çalışıyorsun. Olur yani. Kolay gelsin. Saygı duyuyorum. Ama eğer benim sahamda beni ezmeye çalışırsan hezimetin tarihe geçer. Şimdi sana bir kere daha soracağım. Bana adam gibi cevap ver. Benimle kuyruk acın ne? Fatih Acar. Vallahi dersin çok iyi çalışmışsın. James Bond. Şok geçiriyorum. Çırılçıplak kaldım. Hayret. Emniyet müdürünü saygı duruşunda bulunduran biri için bu bilgiyi elde etmek yani çok zor, çok terletici olmuştur. Tebrik ediyorum seni. Çok lafta yalan, çok malda haram. Böyle derdi bizim büyükler. Hele hele senin gibi 10 yılda türeyenler için. Bana anlatacak hiçbir hikayen yok mu ya? Bu mesela Adem Sezgin. Kim? Neden? Vallahi böyle çok iştahını kabartacak bir hikaye değil. Yani bizim babamız bize böyle Boran gibi insanın ağzını dolduran bir soyadı bırakmadığı için. Hoş kendisi... soyadını taşımaya layık bir herif de değildi. Ben böyle gerekçelerimi sana anlatayım mı? Yoksa böyle uzanıp çocukluğumla ilgili detayları anlatmaya başlayayım mı Freud'cum? Yok yok, gerek yok. Babanın eserine baktığımda nasıl biri olduğunu tahmin edebiliyorum. Bak haddini bil. Sonra çok üzülürsün. Ben hiçbir hikayenin sonunda üzülen taraf olmadım. Fatih'ciğim. Ya ben senin anladığın dilden konuşmaya çalışıyorum. Vallahi. Hadi anlat. Benim de derdin ne? Tabii şimdi anlıyorum seni ya. Sen de böyle el bebek gül bebek veliaht gibi büyütüldün. İşte bütün şehir karşında biat etti. Herkes ya senin karşında ya da senden yana olmuş ya da sen öyle zannetmişsin. Hı? Bir şeyi böyle tırnaklarınla söke söke kazanmak nedir bilmiyorsun değil mi? Ya olamaz mı? Belki ben de böyle temelleri 400 yıl geriye dayanacak bir aile kurmak istiyorumdur. Belki ben de torunlarıma bir isim bırakmak istiyorum. Hani ne yapayım yani? İşimin en iyisini yapacağım tabii ki. Tabii ki de gidip en iyi firmaya rakip olacağım. Maç alınmadan lig atlanmaz.
benim seninle hiçbir kişisel alıp veremediğim bir şey yok. Emniyet müdürü bana sizi tehdit eden biri var mı diye sorduğunda ben de doğal olarak seni söyledim. Belki de forsunu kullanıp bu kurşunlamayı örtbas etmeyeceğin ne malum. Ben yer altında dolaşmam Fatih. Sen düşmanını yürüdüğün yolda ara. Hele bir birinci lige çık. Ondan sonra seninle rekabet konusunu bir daha düşünürüz. Ama bunu yaparken centilmen ol. Ki torunlarına bırakacağın hikaye gümbürtüye gitmesin. Hesap verir misin? Faruk Bey'in şirketi ödür efendim. Getir şu hesabı! Başüstüne. Faruk Bey hesabını daha sonra ödeyecek. Neden söndürüyorsun? Ne güzel yanıyorlardı. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Bebeğimi daha fazla üzmek istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım ama Faruk ne olur beni bir daha böyle cezalandırma, ne olursun. Ah Süreyya, ah Süreyya. Bak, bizim evliliğimiz, bizim aşkımız her şeyin üstesinden gelir. Sadece güvensizliğin üstesinden gelemez. Sen bana güveneceksin, ben de sana. Benim sözüm senin yanında senet olacak. Yoksa bizim bir arada olmamızın ne anlamı var? Haklısın. Çok haklısın. Özür dilerim. Bir daha asla kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Sana sormadan hiçbir şeyin kararını vermeyeceğim. Söz. Biriyle yakalasam da mı? Evet, seni biriyle yakalasam da. Önce soracağım. Sonra ikinizi de keseceğim. Çok kırıldım. Çok üzüldüm. Haklısın. Bak, benim zor bir hayatım var. Tamam mı? Ben bugüne kadar hiç engel tanımadım. Ama hiçbir zaman da karanlık yollara başvurmadım. Yani en azından benim böyle bir adam olmayacağımı biliyor olman lazım. Biliyorum ama ben sadece... Sen benim karımsın. Aşkımsın. Canında canımı taşıyansın. El alemin taşı değil ama senin gülün beni devirir. O gülü atmadan önce 40 kere düşün. Haklısın. Bugün bütün gün içim içimi yedi. Sığamadım hiçbir yere. Buraya böyle yaptığım için değil. Okulu yaptırmasaydım da yine kendimi yiyecektim. Ama ben seni benim kadar iyi tanımayanlara cevap verebilmek için... yani o yüzden sordum. Bak ne olur Faruk, benim buradan... Tam buradan affet. Kime çektirdin sen o videoyu? Oradan öyle bir kızla tanıştım. Tatlı bir kadındı ama. Kim? İnşallah tanımıyoruzdur. Bilmem. Hakikaten kadının adını sormadım ben. Tanışmadık ki kadınla.
Ama kafa dengi birine benziyordu. Yani. Ya gülmesene. Gülme, ne yapayım senin yüzünden. Akılımı bıraktım ben de ya. Sana ulaşamayınca başka çarem kalmadı. Delirdim. Ama biz hallettik kadın kadına. İşe yaradı mı? Sen ona bak. Yaradı. Sen bu tatlının arkasına fazla sığınmasan iyi olur. Tamam o zaman. Her yolu deneyeceğim. Şimdi biraz da mideye çalışalım. Her yolu deneyeceğim. Bugün çok huzursuzdu. Ya da bilmiyorum, ben öyle hissettim. Olmasaydı bu kadar çabuk sakinleşemezdim. Faruk. Hı. Sen hiç daha önce çocuk hayali kurdun mu? Herkes bir dönem bunun hayalini kurar. Emir, sanki daha önceden düşündüğüm bir isim gibi. Ne önemi var? Önemli olan şu an biz birlikteyiz. Bizim mutluluğumuz. Sen beni seçtin. Ben de seni. Bütün defolarımla, bütün problemlerimle, artılarımla, eksilerimle sevdin beni. Ben de seni sevdim. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yok. Ama ne bileyim ben. Senin daha önceden beni aşık olmuş olman. Aşk acısı çekmiş olman. Geçmiş de olsa, bitmiş de olsa. Bilmiyorum, beni delirtiyor. Ya ben gerçekten bu kadar kıskanç olabileceğimi düşünmedim hiç. Deliriyorum ya. Bu hamilelik hormonu olabilir mi? Biz ona cadılık hormonu diyoruz. Tatlıyım. Süreyya. Hı. Bir daha asla sınama beni. Tamam. Söz. Anne, sen niye bu saatte ayaktasın? Yatacak hal mi kaldı? O da üstüme üstüme geliyor. Tansiyonum inmiyor bir türlü. Ne oldu? Soruyorsun bir de Faruk. Sabah o saçmalığı yaşadığımız yetmiyormuş gibi sonra ortadan kayboluyorsun. Aramadığın gibi akşam ailene de sahip çıkmıyorsun. Anne, biraz sakinlemem lazımdı. O adamda da anasında da beni huzursuz eden bir şey var. Oh, sabahtan beri diken üzerindeyim. Anne sen bir sakin ol. O benim halledemeyeceğim bir mesele değil. Murat da tutmuş elinden ne yüdüğü bilirsiniz bir kızı. Akşam soframa getiriyor karşıma. Şak diye. Heh. Ama neden? Arabanın ön tekeri nereye giderse arka tekeri de onu takip eder de ondan. Heh. Abisinin saygı duymadığına kardeşi mi sayacak? Anne diye. Ben adamlıyım. Selam vermeyeceğim kız da soframda yemek yedim. Anne, kız hamile. Niye öyle konuşuyorsun sen? Beni düşünen yok tabii. Beni düşünen yok. Kızın biri davetsiz geldiği yetmiyormuş gibi bu saat oldu hala Murat'ın odasında. Örf, adet, ahlak, hak getire. Hak getire. Ah, ah Fevzi Bey. Gör bak, gör. Evlatların maskarası olmak da varmış. Hadi anne, hadi kalk. Odanı götüreyim. İstemem. İstemem. Elden ayaktan düşmedim daha. Düşsen neler olacak demek ki? Ben sana gücümü benim üzerimde sıra diye vermedim. Uyan bu aşklar hoşluğundan artık da biraz ailene sahip çık.
Annemin kastı sana değil. O Murat'a delirdi o. Ya biliyorsun annem sinirlenince bazen ağzından çıkan şeyler kontrolsüz olabiliyor. Tarık. Bu yatak bizim adımız olsun mu? Herkesten her şeyden uzak. Sen bu yatağa girerken kıyafetlerini çıkartır gibi sıkıntılarını da çıkar bırak orada. Ve sonra da bana güzel bir masal anlat. Çünkü oğlum şımarmak istiyor. Önce annesini şımartalım o zaman. Ya Faruk, şefkat istiyorum ya. Tamam, şefkat gösteriyorum. Bu ne? Şefkat değil mi? Değil, ha? Masal. Masal istiyorum. Masal. Hı hı. Peki. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çok yakışıklı bir adam varmış. Bu adam çok yalnızmış. Aslında etrafı çok kalabalıkmış bu adamın ama yalnızlık kaçak bir kiracı gibi gelmiş, sol tarafına yerleşmiş. Adam ne yapmışsa kurtulamamış bundan. Böyle arsız, yüzsüz bir kiracı. Bir süre sonra pes etmiş. Bununla arkadaş olmuş. Ve evini kiraya vermiş temelli. Yani biri onu arkadaşından etti öyle mi? Evet. Hem de bir kahve. Güm 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 atmış onun kalbi. Ve yalnızlık neye uğradığını şaşırmış. Bir kahveli kişi varmış. Hı? Tüh, keşke önceden içseymiş kahveyi. Keşke. Faruk şefkat dedik. Şefkat gösteriyorum, seni hiç anlamıyorsun şimdi. Allah. Bir de şu renk fotoğraflarına bakalım mı Hamdi? Pastel renkler. Hamdi ben şey diyorum, yani üst kısmı ayrı bir bant olarak geçelim diyorum yani. Evet. Ne yani, iyi olacak. Kolay gelsin. Teşekkürler. Pes de güzeldi. Ben de bakabilir miyim acaba? Mavi mesela aşağıda, yeşil yukarıda. Bir de bunu beğeniyorum. Şuna bir bakabilir miyim çevirdiğin sayfaya? Güzel gibiydi sanki. Çevirdiğiniz sayfaya bakabilir miyiz? Hamdi, Nurgül size kahvaltı hazırlamış. Topla sen adamlarını. Siz çıkın biraz dinlenin. Biz de karar verelim. Benim de bebeğimin odası olacağı için benim de zevklerimin ve ihtiyaçlarımın kale alınacağını düşünüyorum. Değil mi? Burası sıradan bir ev değil. Buranın dekorasyonu belli bir birikim gerektiriyor. Hele ilk torunun odası misafirlerle dolup taşacak. Alelade zevklere müsaade edemem. Zaten Faruk da senin bilmeyeceğini kabul etti. Bir saniye, misafirlerle dolacak derken? Yani küçücük bebeğin odasına misafir mi girecek? İnsan mı girecek? Ya hijyenik değil bir kere. Tamam dekor mekor neyse buna izin verebilirim de buna izin veremem ben. Torunumu nasıl yetiştireceğim konusunda senden müsaade alacak değilim küçük hanım. Bakın her konuda sizi alttan alıyorum, alırım da. Ama bence sınırları zorlamayın. Buna izin vermem. Yani siz ister sevin ister sevmeyin de ben doğuracağım çocuğu. Dolayısıyla ben bakacağım ona. Kızım sen burası bir de bitince gör. Anne hayırdır? Sabah sabah rüyanda mı gördün sen bu odayı? Vallahi gördüm rüyamda, adamları sabahtan diktim ama yoruldum. Ah atom karınca, ah gel. Gel benim, gel. Yorulmuşum. Bitince bayılacaksınız odaya, bayılacaksınız. O kadar yorma artık anne kendini. Bırak biraz da Süreyya yapsın. Yardım ediyor zaten. Hallederiz biz gelin hanımla. Ben Murat'la konuştum ama sen de bir konuş Murat'la. Çok şımardı.
Çok şımardı. Bir ayar vermek lazım ona. Yani bu sene de artık üniversite işini ciddiye almayacaksa onu şirkete al da çalışmaya başlasın artık. Anne, Murat delikanlı. Onunla öyle hemen öyle konuşulmaz. Tam da delikanlı olduğu için zaten başı boş bırakmaya gelmiyor. Tamam tamam. Sen yorma kafanı, ben hallederim. Aman yoruyorum işte, benim huyumu biliyorsun, yoruyorum. Allah'tan şu çocuk odası çok güzel oyalıyor beni. Bak işte ona yor kafanı. Hadi dinlen sen. Güzel annem benim. Ay. Bak bu bebek odası hayat kurtarıyor. Anneme çok iyi geldi. Baksana pazar dememiş, sabah dememiş, kalkmış işe koyulmuş. Dün akşamki siniri de azaldı vallahi. Ya değil mi? Bir anda iyileşmiş sanki. Kim bilir? Belki de bu oda sayesinde aranızdaki buzlar da erir. Ha? İlk kez senin hakkında bu kadar hayırlı konuştuğunu duydum vallahi. Büyük bir gelişme. Bak söz verdin. İkinci bebeğin odasını ben hazırlayacağım. Kimseyi karıştırma. Ya bak şöyle yapalım. Sen bir sık dişini, böyle bir ikiz doğur, tamam mı? Bu mevzu ortadan kalksın, ben de bayram edeyim ben. Hadi be. Hadi buradan. Be.